Utbe bin Gazvan radıyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihtimam ve hassasiyetle yetiştirdiği Suffe ashabından olan Utbe bin Gazvan, büyük İslam mücahitlerindendi. Dinini rahatça yaşamak için müşriklerin zulmünden kaçarak, ikinci defa Habeşistan'a hicret eden Müslümanların arasında Hazreti Utbe de vardı. Bir müddet Habeşistan'da kalan Utbe sonra Mekke'ye geldi. Resulullah'ın yanında kaldı. Müslümanlar Medine'ye hicrete başlayınca o da Hazreti Miktat'la beraber hicret etti. İlk muhacirlerden olan Hazreti Utbe Bedir Savaşı'na da katıldı. Müslümanlar arasında bilinen en iyi okçulardan biri olan Utbe bin Gazvan radıyallahu an Bedir Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu savaşta yanında oğlu Habbab da vardı. Allah'ın dinini ve kelamını yüceltmek için canla başla savaştılar. Hazreti Utbe daha sonra savaşların hepsinde Resulullah'ın yanında çarpıştı. Hazreti Utbe, Abdullah bin Cahş'ın komutasında Peygamber Efendimiz tarafından Nahle'ye gönderilenlerdendi. Mücahitlerin sayısı burada 10 kişi kadardı. Her iki kişiye bir deve tahsis edilmişti. Hazreti Utbe ile Sa'd bin Ebi Vakkas da bir deve düşmüştü. Develeri yolda Madin bölgesi yakınlarında kayboldu. Deveyi ararken birlikten geri kaldılar. Daha sonra birliğin peşinden gittilerse de mücahitlerin izine rastlayamadılar. Bu arada mücahitler müşriklerin bir kervanına baskın yapıp iki kişiyi esir ederek bir miktar ganimet almıştı. Kaybolan arkadaşlarının durumundan endişeliydiler. Medine'ye varıp durumu Hazreti Resulullah'a haber verdiler. Bu arada müşrikler de esirlerini almak için fidye gönderdi. Fakat Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Utbe bin Gazvan'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ın durumunu açıklığa kavuşana kadar esirleri geri vermeyeceğini söyledi. Çünkü bu kahraman sahabilerin durumundan endişe duymaktaydı. Nihayet ikisi de sağ salim Medine'ye dönünce esirler fidye karşılığı serbest bırakıldı. Diğer sahabiler arkadaşlarının dönmesi karşısında bayram sevinci yaşıyordu. Bu kayboluş sırasında çektikleri sıkıntı, dikenli ağaçlara rastladıkça onları yemekte, üzerine de su içmekteydik ifadelerinden anlaşılmaktaydı. Bir müddet Medine'de Hazreti Resulullah'ın hizmet ve sohbetinde bulunan Suffe talebesi Utbe bin Gazvan'ın en heyecanlı günleri İran taraflarında cihad ederken ve Basra valisiyken geçti. Hazreti Utbe, Basra dolaylarının fethiyle vazifelendirildiğinde Hazreti Ömer radıyallahu an bazı prensiplere dikkatini çekti. Sen ve beraberindekiler, Arapların son ve İran'ın bize en yakın hududuna kadar gidin. Allah'ın bereket ve yardımı sizinle olsun. Allah'tan korkun. Şunu bil ki sen harbin en dehşetli yerine gidiyorsun. Allah sana yardım etsin. Bahreyn civarında bulunan Ala bin Hadremi'ye mektup gönderiyorum. O, harp taktiklerini bilen büyük bir mücahittir. Onunla istişare et, ona danış. Halkı Allah'ın yüce dinine çağır. Davetini kabul edenleri sen de kabul et. Kabul etmeyenlerdense cizye al. Cizye de vermezlerse ruhsat kılıcındır. Allah'tan kork ve dikkatli hareket et. Halkı cihada teşvik et. Hazreti Ömer Utbe'yi fetihle vazifelendirirken Ala bin Hadremi'den de kendisine yardımda bulunmasını istemiş ve ona şu tavsiyede bulunmuştu. Ey Ala, bil ki sen muhacirlerin ilklerinden olan bir zatla görüşeceksin. Cenab-ı Hak ona cennetini vaat etmiştir. O iffetlidir, güçlüdür. Onu azletmiş değilim. Ancak senin bulunduğun bölgede Müslümanların fazla kuvvete ihtiyacı yoktur. Sen o bölgede kuvvet bakımından ondan daha zenginsin. O halde hakkını ver. Senden önce birisini onun yardımına gitmek üzere vazifelendirdim. Fakat oraya varmadan vefat etti. Yaratma ve emir Allah'ındır.
Görüldüğü gibi Hazreti Ömer de onu saff-ı evvelden saymaktaydı. Basra civarını fetheden Hazreti Utbe daha sonra Basra valiliğine getirildi. Valiyken namazı kendisi kıldırır, ahaliye nasihat ve tebliğde bulunurdu. Onun sahih hadis kaynaklarında yer alan meşhur bir hutbesi çok ibretlidir. Hazreti Utbe'nin okuduğu hutbenin bir kısmı şöyleydi. Malum olsun ki dünya geçici olduğunu bildirmiş ve süratle geçip gitmiştir. Ondan kabın dibinde kalan ve sahibinin içtiğinden başka bir şey kalmamıştır. Hiç şüphe yok ki dünyadan zevali olmayan bir aleme gideceksiniz. O halde elinizde en hayırlı şey olduğu halde gidin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunan 7 kişiden 7.siyim. Ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Dudaklarımız yara olmuştu. Giyecek mahrumiyetimiz daha fazlaydı. Bir örtü bulmuştum. Onu Sa'd bin Ebi Vakkas'la paylaşmıştım. Yarısıyla kendimi sardım, diğer yarısına da Sa'd sarındı. Bugünse içimizden biri yoktur ki şehirlerden birine vali olmasın. Nefsim hakkında büyük, Allah indinde küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Hazreti Utbe bin Gazvan, Basra'da işlerini düzene koyduktan sonra Hicaz'a gitmeyi arzu etti. Yerine Mugire bin Şube'yi ve aynı zamanda Fırat bölgesine de Mücaşi bin Mes'ud'u vazifelendirdi. Medine'ye vardığında Hazreti Ömer'le görüştü. Valilikten istifa etmek istediğini söyledi. İdareciliğin gerektirdiği mesuliyetten endişe ediyordu. Fakat Hazreti Ömer istifa isteğini geri çevirdi. Basra'ya vazifesini geri dönmesini istedi. Hazreti Utbe ısrar etti fakat netice alamadı. Dönüp vazifesinin başına tekrar geçmek üzere yola koyuldu. Yıl hicretin 17. senesiydi. Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti olarak yolda atından düştü, vefat etti. Allah ondan razı olsun.''